Merhaba arkadaşlar, Izgın Norgé'lik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel bebek eldivenlerinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Böyle çok tatlı, çok şirinler. Bu şekilde ip olarak Nako Elite baby kullandım arkadaşlar. İstediğiniz bebek ipiyle yapabilirsiniz. Yalnız bazıları ince oluyor bebek iplerinin. Mesela bunu Nako Lux minnoş da yapmıştım arkadaşlar. Bir sıra uzun ördüm çünkü. Bu ip biraz daha ince olduğu için biraz daha küçük oldu. Kalınlığına, inceliğine göre değişiyor arkadaşlar. Ona göre bebeğinizin eline ölçerek büyütüp küçültebilirsiniz. Tığ olarak 2,5 milimetrelik tığ kullandım. Şöyle kurdela'm var arkadaşlar. Bir tane çatal iğnem var kurdelamı geçirmek için. Sizler de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çok kolay, hepinizin yapabileceği bir model. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bebek eldivenimizin yapım aşamasına geçmeden önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Instagram sayfam var Ezginin Örgü aşkı. İsterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. İpimi aldım sihirli halka yaparak başlayacağım şöyle biraz uzun bırakıyorum şöyle çevirdim buradan ilmeğimi aldım bir iki üç tane zincir çektim sihirli halkamı biraz küçültüyorum başını doladım Zincirimi de sayıyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum, ikili trabzan. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Toplamda 16 tane yapacağız. 3, 4. Beşinciyi yaptım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. 13 14 15 16 Zincirimle birlikte toplamda 16 tane trabzanım oldu. İpimi de şöyle içeriden geçirip sıkıştırıyorum halkamı. Ve İlk baştaki yere şöyle ilmek kaydırmayla birleştireceğim ilk baştaki trabzanımla. Şöyle birleştirdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim, başını doladım. Aynı yere birleştirme yaptığım yere bir tane ikili trabzan yaptım, başını doladım. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir yana geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanımın üzerine iki tane trabzan yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet sıra sonuna doğru yaklaştım. Az kaldı sıramı bitirmeme. Çift yapıyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Şurada bir tane boşluk kaldı. Gördüğünüz gibi buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte bu çift olmuş oluyor. Yani buradaki bir tane trabzanım buradaki ile birlikte ikisi çift olmuş oluyor. Şimdi ilmek kaydırma yaparak birleştirmemi yapıyorum. Toplamda 32 tane trabzanımız olmuş oluyor burada. Artırma yapmayacağım artık 3 tane zincirimi çektim. Hemen aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Bir yana geçiyorum bir tane trabzan yapıyorum. Her birinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Böyle her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzan yapacağım. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Evet sıramın sonuna doğru yaklaştım. Sonuncu ikili trabzanımı da yaptım. Burada gördüğünüz boşluğa yapmıyoruz. Çünkü her birine tek yaptığımız için buraya yapmıyoruz arkadaşlar. Yine toplamda 32 tane trabzanımız var. Böyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde artırma yapmadan devam edeceğiz. Şurada sihirli halkamı iyice sıkıştırıp buraya bir düğüm atmam lazım. Buraya bir düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atacağım. Burada şu ipimi kestim. Şimdi 3 zincir çektikten sonra yine devam ediyorum. Her birinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Zincir çektikten sonra aynı yere bir trabzan yaptım. Bir yana geçiyorum. Yine her birinin üzerine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Zaten şeklini de almaya başladı arkadaşlar. Böyle her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Birleştirmemi yapıyorum ilmek kaydırmalı. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Böyle çok kolay bir model. Yine bu beşinci sıramız oluyor arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beşinci sıramızdayız. Bu şekilde toplamda 10 sıra olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan her sıramızda 32 tane trabzanımız var. Böyle düz devam edeceğiz. Toplamda 10 sıra olana kadar. Şu an 7. sıramı örüyorum. Toplam 10 sıra olacak arkadaşlar. Şeklini de almaya başladı böyle. 7. sıramı örüyorum. Evet şu an 10. sıramı örüyorum arkadaşlar. Son sıramı örüyorum. Siz tabii ki bebeğinizin eline ölçün arkadaşlar. Belki ipiniz bebek ipiniz daha ince olabilir benimkinden. Bir sırada büyük yapabilirsiniz ölçerek. Benim bu bir sırada büyük mesela ipim ince olduğu için o Nako'nun Lüks minnoş ipiydi. İpinizin kalınlığına inceliğine göre değişir boyutu. 10. sıramı da bitiriyorum. Evet 10. sıramı bitirdim. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bu birleştirme yaptığım yere değil de hemen yanına geçiyorum. Başını doladım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Aynı yere üçüncü trabzanımı yaptım. Aynı yere dördüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yere beşinci trabzanımı yapıyorum. Aynı yere beş tane ikili trabzan yapmış olacağım. Şu kenarını yapacağız, yapıyoruz. Bir tane atlıyorum ikinciye geçiyorum ilmek kaydırma yapıyorum başını doladım bir tane atlıyorum ikinciye geçiyorum aynı yere 5 tane ikili trabzan yapacağım birinci yaptım ikinci yaptım üçüncüyü yaptım dördüncüyü de yaptım beşinciyi de yaptım şimdi arada bir tane bırakıyorum ikinciye geçiyorum ilmek kaydırma yapıyorum başını doluyorum arada bir tane bırakıyorum ikinciye geçiyorum buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım arada bir tane bırakıyorum ikinciye geçiyorum bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Başını doladım. Bir tane bırakıyorum. ikinciye geçiyorum. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayın arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oluyor. Evet sıramın sonuna doğru geldim. Burada bir tane boşluğum kaldı. Hani bir iki fark etmez. Size iki tane de kaldıysa sorun değil. Şöyle ilmek kaydırma yapıp birleştirme gibi ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimi daha sonra yok edeceğim. Şimdi bebek eldivenimiz bitti. Kurdelasını geçireceğiz. Evet şimdi 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördükten sonra kenar tığlamamızı yaptık. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi üstte toplamda 4 tane bir kenar tığlamam var. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane kurdelemi alıyorum. Ve çatal iğnemi aldım. Kurdelemi geçirmek için. Şöyle şurasından iğnemi geçiriyorum. Kurdelemden. Şöyle biraz açayım. Ve burada gördüğünüz gibi 4 tane var. Dört tanenin şöyle tam ortasından iğnemi geçiriyorum. İki bir tarafta, iki bir tarafta kalıyor. Şöyle bir alttan, bir üstten şöyle. Böyle kurdelamı geçiriyorum. Biraz daha ince kurdeleler var. Onlardan da geçirebilirsiniz. Benimki biraz kalın. böyle kurdelamı arasından geçirerek devam ediyorum. Bakın bu şekilde arasından geçiriyorum. Evet böyle geçirdim. Ortasında bir tane böyle trabzanım kaldı. Kenarlarından geçirdim. Şimdi istediğiniz boyutta kesebilirsiniz kurdelanızı. Böyle çatal iğnemi de çıkarıyorum. Burayı da kesiyorum. Buradan fiyonk yapacağım şöyle. Üzerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz isterseniz. Böyle fiyonkumu da yaptım. Tabi siz daha güzel şekilde yapın arkadaşlar. Evet. Böyle uçlarını da yakarsınız fiyonkunuzun. Şöyle kurdelanızın uçlarını uçlarında yakın sökülmesin arkadaşlar. Daha sonra sökülebiliyor. Uçlarını yakın. Böyle bebek eldivenimiz bitti. Çok kolay. Çok güzel bir modeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.